Merhaba Web Tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Elon Musk'ın çılgın projesi Starlink'in detaylarına bakıyoruz. Hem de 2 dakikada. Bu arada süreyi başlatmadan şunu da söyleyeceğim. Web Tekno olarak kaydımızı yaptırdık, $99'ımızı ödedik. 2021'in sonunda hizmet bize de gelebilir, gelmezse de paramız iade olacak, paramızı kaptırmayacağız. Rahat olun. Şimdi 2 dakikalık süreyi başlatalım ve neymiş bu Starlink yakından görelim. Elon Musk hem elektrikli araçlarıyla, hem kripto para borsasına yaptığı hareketlerle, hem beynimize yerleştireceği çiple, hem de bu videonun konusu olan Starlink de epey gündemde bu arada. Günümüzde internet için kullandığımız kabloları unutun. Kablolar derken okyanusun altından gelen fiber kablolardan falan bahsediyorum. Bir uydu düşünün ve bu uyduyu uzaya yollayın. O da size internet sağlasın. İnternetiniz kablodan değil, bir uydu üzerinden sağlanacak. Yani özetle hedef dünyanın herhangi bir yerine uzaydan hızlı internet servisi verilmesi. Okyanus altında kablolar yok, uydular var. Yerden yükseklikleri yaklaşık 550 kilometre ve bunlar alçak yörüngedeler. Uydu sayısındaki hedef 4400 ve şimdiye kadar fırlatılan uydu sayısı da 1085. Ayrıca 2021 yılı içinde her ay 120 tane fırlatmak üzere 1440 tane daha atmayı planlıyorlar. Sistemin beta denemeleri geçen sene Ekim ayında başladı arkadaşlar. Günümüzde de proje aslında resmen hayata geçti. Beta sürecine dahil olan kullanıcılar cayır cayır uzaydan internetini almaya başladılar. Ama bu hizmeti alabilmek için telefonunuzda Wi-Fi ağını açayım, oradan Starlink'i göreyim, ona tıklayayım ve internetim olsun diye bir şey yok. Hizmeti kullanmak için Starlink'in bir bağlantı kiti var. Uydu antene benzeyen bir şey, onu almanız gerekiyor. Bu bağlantı kitinin ücreti $499. Bir kere veriyoruz ve alet sizin evinize geliyor, kurulumu yapıyorsunuz. Bunun dışında aylık ücretimiz de $99 olacak. 50 ila 150 megabit arasında bir internet alacağı söyleniyor. Zaten testlerde de bunu görüyoruz arkadaşlar. Bunun yanında pingimiz de oldukça düşük olacak. 20 milisaniye ile 40 milisaniye arasında bir ping bekleniyor. Zaten hedefte uydudan internet alıp düşük ping sunabilmesi. Ülkemiz adına Starlink ile alakalı özel bir fiyatlandırma gelir mi bilmem. Çünkü $99 deyince insanlar biraz korkuyorlar. Gerçekten de günlük bir kullanıcı için biraz pahalı. Ancak simetrik bir interneti düşündüğümüz zaman ülkemizde aslında $99 bir tık ucuz bile kalıyor. Yani bu sorular birazcık şimdilik cevapsız sorular. İlerleyen günlerde tabii ki de hem haberlerimizde hem videolarımızda değineceğiz. Ancak altyapı olmayan bölgelerde özellikle Starlink ile birlikte sorunsuz bir internete direkt uyduya bağlanarak ulaşmak fikri bile bence kağıt üzerinde şu an için çok güzel gözüküyor diyelim. Ve 2 dakikalık süre dolmadan buradan kaçmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.